Merhaba arkadaşlar. Sezo Büfesi'nin mutfağına hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün sizlere meşhur bir Macar yemeği tarif edeceğiz. Bu Macar yemeğimiz dışarıda ungarische gulaş diye geçiyor. Bu yemeğimizi sizlere yaparken... Gulaş yemeği değil mi? Gulaş yemeği evet. Yaparken sizlere işim Sezo'da kamera arkasında bizi görüntüleyecek. Kameramanlık yapacağız bugün. Evet. Bugün bize gerekli olan malzemelerimiz... Yine bir tane tenceremiz var. Bunun yanında 800 gram civarında sığır etimiz var. Bu hazır doğranmış bir şekilde aldık. 4 adet defne yaprağımız var. 2 çay kaşığı tuzumuz var. Yine 2 çay kaşığı acı biberimiz var. 2 çay kaşığı kimyonumuz var. 2 tatlı kaşığı da normal kırmızı biberimiz var. Yine salçamız var. Bir yemek kaşığı salça. Bir yemek kaşığı salçamız var. Bunun yanına biraz da mayaron ekleyeceğiz. İçerisine koyacak olduğumuz suyumuz da 800 mililitre. 2 adet de et suyu içerisine koyacağız. Burada en önemli olan konu bizim etimizin olduğu kadar bunun aynı eş değerde soğan içerisine koyacağız. Yani 800 gram ete 800 gram soğan. Soğan. Bizde ne kadar? 6 adet mi geldi? Ya bize 6 adet yaklaşık olarak diyelim. Ama soğanı ne kadar fazla koyursanız o kadar daha lezzetli olur. Evet. Arkadaşlar soğanlarımızı yaklaşık 2'ye böldükten sonra bu şekilde ayırıyoruz. Bak gördüğünüz gibi. Bunu fazla kalın olmayacak şekilde bu şekilde doğruyoruz. Gördüğünüz gibi ne kalın ne ince. Evet sevgili arkadaşlar. İçerisine çok az bir sıvı yağ koyduk. Şimdi soğanımızın biraz kavrulmasını bekleyeceğiz. Bu soğanı fazla kavurmuyoruz. Böyle biraz sulu hale geldiğinde bırakacağız. Bu yemeğe tat veren neyse? Bu yemeğe tat veren soğan içerisinde. Ne kadar bol olursa o kadar iyi değil mi? Soğan ne kadar bol olduğu zaman bunun tadı eti işleyeceği için daha güzel bir tat veriyor. Evet bunu... Soğanlarımızı bu hale gelince kadar kavuruyoruz. Dediğim gibi fazla kavurmuyoruz. Hani kızartmıyoruz. Ama bu arada sizi unuttum. Ateşimiz yüksek ateşte olacak. Bu hale geldikten sonra içerisine tuzumuzu döküyoruz. Bu tuzumuzun biraz özelliği de içine etimizi attığımız zaman etimiz birden sulanmayacak. Bakın soğanlar bu hale geldi. Çok kızartmadık. Etimizi de ilave ediyoruz. Ama bunları içerisine koyduğumuzda fazla içinde böyle bekletmiyoruz. Devamlı karıştırıyoruz. Etimizle soğanımızı. Biraz sonra göreceksiniz. Etimiz de rengini değiştirecek. Lokum tadında oluyor değil mi? Yemek piştiğinde. Çok güzel oluyor. Ya biz bu yemeği bir yanda otururken evde yapıyoruz. Bunun için biliyorum. Devamlı böyle karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi etimiz rengini değiştirdi. Çok da sulanmadan bunu bu şekilde getirdi. Çünkü içerisine önceden tuzunu koyduğumuz için. Şimdi içerisine acı biberimizi ilave ediyoruz. Sizler acı seviyorsanız biraz daha fazla ilave edebilirsiniz. Çok da acı olmasına gerek yok. Kimyonumuzu da ilave ediyoruz. Kimyon buna ayrı bir tat verecek. Ve kırmızı biberimizi ilave ediyoruz. Biraz da içerisine mayronumuzdan koyalım. Bu mayron da ayrı böyle yemeğin içerisinde çok güzel olacak. Bunu yine böyle güzel karıştırıyoruz. Buradaki özelliği çok karıştırmamızın özelliği içerisinde biberlerimizi yakmıyoruz. Soğanlarımızı. Değil mi? Hem soğanlarımızı hem
İçine koyduğumuz toz biberi. Ha, okey. Yakmıyoruz. O zaman biraz daha tadı değişik olur. Evet, bunlar bu hale geldikten sonra içerisine bizim domates salçamızı koyuyoruz. Tabii domates salçası bunun esas içerisine girecek olan, bazıları acı seviyor ama bizim acı değil. Bunu da güzel içinde salçamızı da yediriyoruz. Gördüğünüz gibi bak, etlerimiz de rengini almaya başladı. Burada iki tane et suyumuzu içerisine ilave ediyoruz. Suyla karıştırdık değil mi? Et suyu. Tavuğu da eritiyoruz güzelce. Evet. Bakın. Bu hale geldi. En sonunda da 4 adet defne yaprağımızı içerisine atıyoruz. Bu defne yaprağını herkes bilir. Türkiye'de biliyorlar bunu. Bu Avrupa'da çok meşhurdur. Bunu bu şekilde biz yaklaşık 1,5 saat kaynamaya alıyoruz. Tabii ocağımızın altını biraz küçültüyoruz. Kısıyoruz diyorsun yani. Kısıyoruz, evet. Evet arkadaşlar, aradan yarım saat geçti. Bunu açtım. Birazcık karıştırayım. Gördüğünüz gibi etlerimiz bu halde. Biraz sulu gözüküyor ama bu daha suyunu çekecek. Şimdi ben demiştim 1,5-2 saat diye ama bizim tencerimiz biraz daha hızlı pişirdiği için biz 1 saatte bizim etimiz hazır hale geliyor. Ama bazı tencereler biraz daha uzun sürebilir. Onun için 1,5-2 saat diyoruz. Ne kadar çok pişerse o kadar lezzetli oluyor değil mi? Aynen. Evet sevgili arkadaşlar. Bizim yemeğimiz 1 saat 20 dakikada pişti. Şu anda yemeğe hazır durumdayız. Göstereyim. Gördüğünüz gibi soğanlarımız içerisinde eridi. Etler lokum gibi. Etler lokum gibi oldu. Ve altını kapatıyoruz. Şimdi servis tabağımızı alıyoruz. Şimdi servis tabağımıza koyalım. Evet, Macar yemeğimiz hazır. Bir tane de defne yaprağı koyalım içerisine. Tabii defne yaprağını yemiyoruz bir. Onu çıkarıyoruz içerisinden. Gulaş yemeğimiz hazır. Evet, gulaş yemeğimiz hazır. Gördüğünüz şöyle gibi. Şöyle. Denemenizi tavsiye ederiz. Çok güzel oluyor. Umarım bu yemeği evde yaparsınız. Sizin de beğeneceğinizden çok eminim. Gördüğünüz gibi servisimiz de bu halde. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzu beğenirseniz, beğendiğinizde kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın, sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.